Ocağına düştüm usta, ocağına düştüm. Ateş peşimde, beni bitirecekmiş usta. Bana etek giydireceğini söylüyor. Beni saklaman lazım usta, yalvarırım. Sen benim ustamsın, akrabamsın, amcamsın. Usta ne olur usta. Lan oğlum Berk, lan oğlum Berk. Vuran çapsın senden adam olmaz. Bak yerden kar toplayıp kardan adam yapayım, ondan adam olur. Ama senden adam olmaz. Oğlum. Sen manyak mısın yavrum? Sen ateşin karşısına niye çıkıyorsun mafyalarla? Bu adamlarla niye anlaşıyorsun? Lan ben de gittim bunları tutturmak için sana. Aracı oldum ya. Ateş bana gelir, bana da tek giydirse ne yapacağım lan? Yapmaz usta, yapmaz. Sen onun büyüğüsün. Büyüsün Muhsin usta. Lütfen usta. Usta yalvarırım. Bak çok ciddi durum. Ateş var ya, bir sürü adam öldürmüş usta. Bunlardan 20 tane 25 tane öldürmüş. Usta. Usta bittim ben. Lan öldürür tabi. Herif bir ara KGB'ye kafa tutuyordu. Rusya'da operasyonlar yapıyordu. Lan sinek öldürür gibi adam öldürüyor oğlum Ateş. Sen onu öyle çocuk mu gördün de saldırdın anlamadım ki. Ateş'in durumu ciddi yani. Lan Berk. Bir kardeşin yüzünden geberip gideceksin yemin ediyorum. O değil beni de götürtüreceksin. Ya oğlum Ateş'ten daha iyisini mi bulacaksın? He? Kız kardeşin için daha uygun bir aday var mı? Ya ben nereden bileyim usta? Nereden bileyim? Yani kardeşim dediğim adamın kardeşime yürümesi kanıma dokundu. Ben de intikam almak istedim. Yani her şey bunun yüzünden oldu. Berk, sen süzme bir salaksın. Bak tekrar söylüyorum. Sen süzme bir salaksın. Lan buraya niye geldin oğlum? Buraya niye geldin? Ateşin bakacağı ilk yer burası. Lan beni yemin ediyorum var ya oğlum. Lan beni zor duruma sokuyorsun. Geçin içeri, geçin, saklanın çabuk, geçin. Büyüksün usta, büyüksün. Allah senden razı olsun. Allah. Hadi çocuklar hadi. İçeriye geçiyoruz, içeriye geçiyoruz. Ateş bir görürse var ya, bir de onun eski BMW'siyle beni burada öldürmekten beter eder. Gelin çocuklar gelin. Merak etmeyin Muhsin Bey. Bizimle birlikte güvendesiniz. Elimizdeki silahlarla o çocuk yanımıza yaklaşırsa anında icabına bakarız, işini bitiririz. Aynen canım, aynen. Sizin rahmetliler de aynısını söylüyordu. Oğlum o elinizdeki su tabancaları falan ateşi durdurmaz. Vuran çapsın durdurmaz. Lan başımıza çok büyük ihale aldık. Bu işin sonunda ben de etek giyersem var ya. Lan Berk lan. Durmayın oğlum saklanın hadi, neyi bekliyorsunuz? Allah Allah, videonun girişi gelecek, saklanın. Ya aslında biz Rus delikanlılarıyız yani. Bize saklanmak falan yakışmaz. Gelsin de çarpışalım. Abi herif bizden 20 kişi indirmiş. Tabi şimdi 20 kişi indiren adama da erkeklik. Tabi doğru, saklanalım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateş'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Ateş'in hayatında manyak bir videoyu daha geride bırakmıştık. Ve maalesef ki oğlumuz Süleyman mafyalar tarafından kaçırılmıştı. Onu kurtarmak için harika bir operasyon çekmiştik. Şayet o manyak operasyonu izlemediyseniz hemen sağ üst köşeye bakın ve oradan izleyin. Arkadaşlar bugün Ateş o videoda verdiği sözü tutacak ve yerine getirecek. Başlığı kapağı gördünüz. Ben size sürpriz yumurta satarım lan, alır mısınız ya? Şşş, tanesi 100 lira falan. Yuh anasını satayım. Arkadaşlar bakalım neler olacak. Düşünsenize yumurtanın tanesi 100 lira. Hadi izleyip görelim. Ulan bir holi alsan, oha lan 3000 lira. İyi para lan. Yumurta alır mısınız ya? Hadi bakalım arkadaşlar. Gerçi bu adamların kafası da yumurta gibi. Neler olacak acaba? Abi ama birazdan arabalar gelecekti, tamir edilecek. Yani 3 tane arabayı bekliyorduk abi. Lan ökkeş oğlum, canına mı susadın? Dükkanı kapattık kapattık, görmüyor musun? Lan buraya gelecek adam psikopat psikopat. Vallahi acayip sinirli. Sen ortalıktan kaybol. Eyvallah abi. Lakin ben bugün çalışmışım gibi mesai parası isterim. Lan oğlum yürü git. Manyak mısın? Evine git. Allah Allah, öldürecek mi kendini? Yürü lan. Bir de mesai parası, yürü. Manyağa bak ya. Lan biz burada nelerden bahsediyoruz? Herif diyor ki mesai parası. Lan havalandırma deliğini açacaklar, bir tarafına haberin yok. Manyak mıdır nedir ya? İyi, en azından Ateş ortalıkta görünmüyor ha. Ateş burada olsa var ya, yemin ediyorum ne diyeceğimi bilemiyor. Oğlum ne bakıcı tat ya, nasıl ya? Nereden çıktı o şimdi? Senin Muhsin amcan var usta. O sana bakar tamam mı? Ben işlerimi halledene kadar onda kal. Usta! Selam. Zamansız gelmemişimdir umarım ya, hayırdır? Dükkanı mı kapattın ha? Kapağı az önce açık gibiydi. Ateş! Oğlum sen nereden çıktın buradan? Ateş birden ana!
Lan itihan çoma hazırlı oldu oğlum. Çok sinirli de görünüyor. Ateş? Hayırdır kuzum? Hayır usta, hayır. O sudan iki bidon da bize hayır. Ya usta, o yeğenin olacak Berk'in neler yaptığını duymuşsundur herhalde. Ya ne yapmış ki? Duymadım. Ana, adamın sesi içine kaçtı la. Baba, bu amcanın sesi niye içine kaçıyor? Senden bir şeyler mi saklıyor? Lan! Usta! Süleyman doğru söylüyor. Senin sesin niye öyle içine kaçtı? Ateş oğlum! Şey! Ateş! Bir şey diyeceğim ama... Ateş! Sen niye geldiydin buraya? Önce sen bir de... Ben sana derim yine. Ben Süleyman'a bakmanı isteyecektim usta ya. Bir yarım saat, bir saat, beş saat, altı saat ne bileyim işte durabildiği kadar dursun. Çünkü benim Berk'le halletmem gereken bir iş var. O şerefsiz yüzünden oğlum neredeyse ölüyordu. Mafyaların eline düştük usta. Mafyaların eline. 10 milyon dolar istediler. Murat abiden para aldım. Murat abiden bak, ben 1 lira bile istemedim Murat abiden normalde. Murat abiden onun yüzünden para aldım usta. Faruk ve Victor abi olmasa 10 milyon dolar borcum olacaktı usta. Belki de üstüne oğlumu da öldüreceklerdi. Usta, o Berk'i benim bulmam lazım usta. Berk diyor. Berk öyle mi yapmış Süleyman Allah? Oğlum, Berk'in bir günahı yoktur belki. Var usta, var. Olmaz olur mu? Var. Ulan. Ulan Berk, ulan. Abooo. Ateş geldi, ateş. Acayip de sinirli çocuklar. Acayip de sinirli. Beni burada bulursa, daha doğrusu bizi bulursa var ya, yaşatmaz çocuklar. Yaşatmaz. Sen şöyle arkaya geç, merak etme. Bizim onunla bir kinimiz var. İçeriye girerse ağzına yüzüne kurşun boşaltacağız. Lan ne kurşun oğlum? Şşş, öyle bir şey yapmayın. Ben sizden öyle bir şey yapmanızı istemiyorum. Bayıltın yeter. Şşş, indirin silahlarınızı. Sen geri çekil. Karışma. Biz halledeceğiz. Lan. Lan oğlum. Lan ne oluyor lan? Şimdi mafyanın arasında kaldık. Lan ben verdim sizin paranızı. Ha bakamam diyorsun yani. Usta dükkanı falan kapatmışsın. Niye bakamıyorsun Allah Allah çocuğa? Ben verdim sizin paranızı. Lan. Berk'in sesi miydi o? Anam, ortalık karışıyor valla. Baba, ben de bir ses duydum. İçeriden fısır 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 adam sesleri geliyor. Bu amca sana ihanet ediyor baba. İhanet mi ediyor? Lan usta, Berk burada mı yoksa? Ateş, oğlum. Silah şimdi ne gerek vardı? Anam, o ne biçim silah lan? Acayip de parlakmış. Oğlum, Süleyman'ın önünde silah. Şey değil mi, çocuk sonuçta? Sen ne anlatıyorsun ya yaşlı amca? Ben bir önceki bölümde yaşımdan fazla adamın öldüğünü gördüm. Babası gibi, oğlu da psikopat. Usta, sana bir soru sordum. İhanet mi ediyorsun bana? Berk'i içeride mi saklıyorsun? Ateş, şey oğlum. Vallahi saklamak istemezdim Ateş. Kendisi geldi. Birden geldi oğlum. Bir 15 dakika önce geldi. Dedi ne olur beni sakla usta. Ateş beni öldürecek dedi. Etek giydirecek bana dedi. Ben de mecbur saklamak zorunda kaldım oğlum. Çünkü yanında 4 tane de adam vardı. Kel böyle. Rus mafyası biliyorsundur oğlum. Gerçi öldürmüşsün hepsini zaten. Ateş vallahi benim suçum yok. Ne? Yanında 4 tane de mafyayla mı geldi? Lan usta. Bu çocuk hala akıllanmadı mı? Lan benim oğlumu neredeyse temizleyeceklerdi. Lan bu çocuk salak mı bunlarla çalışıyor? Oğlum. O korkudan ne yaptığını bilmiyor ki. Ateş yapma oğlum, yapma. Hem sana şey diyeceğim Ateş, bunların silahları var oğlum. Şu 4 kişiler lan. Vallahi bitersin ha, bitersin. Tamam. Ben bir şey demedim, tamam. Allah Allah, indirmezseniz indirmeyin silahlarınızı, tamam. Aferin, kal öyle. Sen bekle. O çocuğu vuralım, sıra sende. Ne olan? Seni affedeceğimizi mi sandın ha? Senin yüzünden adamlarımız öldü oğlum. Bekle burada. Kımıldama. Şu çocuğu öldürelim, sıra sende. Beyler, delik deşik edelim şunu. Kapıdan girdiği an pat 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 deşelim. Anlaşıldı abi. Allah kahretsin. Bunlar benim adamlarım değilmiş. Beni de öldürmek istiyorlar. Ne yapacağım ya, ne yapacağım? Ateş ölürse ben de ölürüm. Ateş arayayım. En iyisi Ateş arayayım. Usta, yeğenin diye savunmaya çalışma. O bugün buradan etekle sağ çıkabilir. Ama diğer... Bir saniye usta, birisi arıyor. Ateş! Ateş kardeşim benim! Şşş, Berk! Ateş! Ben ustanın dükkanında esir kaldım. Senin kapıda olduğunu biliyorum.
Ateş, bunlar beni de öldürmek istiyorlar. Silahlarıyla şu an kapıda bekliyorlar. Sen içeri girer girmez vuracaklar Ateş. Vuracaklar. Lan Berk, sen beni nasıl... Ne? Seni de mi rehin aldılar? Ulan oğlum. Ulan. Lan sen salak mısın lan? He? Ne olmuş Ateş? Ne diyor Berk? Ne diyecek usta? Güvendiği dağlara karlar yağmış. Salağa da rehin almışlar. Lan oğlum, bu mafyalar Rus mafyası. Bunlarla öyle konuşarak anlaşamazsın. Lan 20 tane adamlarını öldürdüm ben. Senin yüzünden oldu bu olay. Lan seni affedeceklerini falan mı sandın? Cık. Lan Berk, lan. Üf, kapının ağzındalar mı? Aynen kardeşim, aynen. Kapının ağzındalar. İyi, dinle şimdi beni Berk. Sana bir şey diyeceğim. Bak bu kapıların böyle tırtıkları var, tamam mı? Kat 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 çıkıyor. Onlardan say bakayım. Bunların kafaları hangi yüksekliğe denk geliyor? Tırtıklar mı? Tamam kardeşim. Sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12. 11, 12 kardeşim. 11, 12. Demek 11, 12 ha? Tamam. Bunların hepsi aynı hizada mı? Evet kardeşim. Yalı kazığı gibi kapının önünde dikiliyorlar. Ateş, Ateş, çok korkuyorum Ateş. Sen daha dur oğlum, sen daha dur. Sen daha korku görmedin. Kapat şimdi. Usta, biraz geri çekilin. Oğlum, şş, sen amcanla şöyle biraz geride dursana. Aa, Ateş, ne yapacaksın oğlum? Tek başına indirecek değilsin ya. Kapıyı açar açmaz seni vururlar. Ateş, polisi çağıralım. Polis en iyisi bak. He? Ya usta, saçmalama, ne polisi Allah Allah. Sen geri çekil, geri çekil. Ben hallediyorum işte. Amca, şş, gel gel. Senle biz arabaya geçelim, gel. Mezar bakalım sana. Nasıl olsa babam seni de öldürecek. Gel hadi. Peki Ateş, sen bilirsin. Lan Süleyman, ağzından gel alsın oğlum. Öyle bir şey niye yapsın ki? Ateş beni sever. Seversin değil mi Ateş? He? Ulan hepinizi ayrı ayrı sırayla seveceğim şimdi. Tövbe estağfurullah. 11 ya da 12 demişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu hizada yani. O zaman benim arabanın üstüne çıkmam lazım. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Los Santos yazısının orası. Yani bu hizadalar. Hazır olun çocuklar. Kapıyı açarsa vurun. Hadi bakalım. Bismillah. Attığımız tutsun. Lan oğlum yalnız burası çok yüksek lan. Lan bu salak kesin yanlış ölçü almıştır. Ben bir iki tık aşağı indireyim şöyle. Ne olur ne olmaz vuramayız falan. Hadi bakalım. Ulan Berk. Ulan. Senin yapacağın işin. Hadi bakalım. Ulan ne oluyor? Şu şarjörü de şöyle boşaltalım. Ne olur ne olmaz. Ah. Biri daha gitti. Bunu da boşaltalım. Güzel. Temiz. Ne yaptın Ateş? Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Ne yapacağım usta? İçerideki elemanları temizledim. Hepsi ölmüştür sanırım. Usta, bu kapıyı bir açsana. Sende otomatın zımbırtısı vardı. Heh. Temizlenmişler. Güzel. Garanti olsun. Tamamdır. Ve Berk Efendi. Lan. Benim emüç. Lan Berk. Lan. Elime düştün Berk. Elime düştü. Aa Ateş. Ateş kardeşim. Ateş. Seni gördüğüme inanamıyorum. Ateş. Ateş hayatımı kurtardın. Ateş. Kurtardım tabii ya. Kurtardım. Canım kardeşim benim. Seni çok sevdiğim için kurtardım. Canımsın kardeşim. Canımsın. Sana yaptıklarım için özür dilerim Ateş. Özür dilerim. Gördün mü usta? Ateş merhametlidir demiştim sana. Ateş, ben senin dünyadaki en sevdiğin kardeşin olmak istiyorum kardeşim. Bunun için ne gerekiyor? Bunun için gereken tek şey sessizlik kardeşim. Sessizlik. Sus bakayım sen. Süleyman, oğlum arabada bir paket vardı hatırladın mı? Hani ben almıştım böyle. Baba, sen niye pembe paket aldın? Karı mısın demiştin. Getir bakayım oğlum onu. Tamam baba, getireyim. Ama o paketi hala niye aldığını anlamadım baba. Ana, kan kırmızısı araba. Üf. Getireyim baba. Bunlar da ölmüşler böyle yazık hepsi de kel. Aa, Ateş oğlum yalvarırım Berk'i öldürme. Yalvarırım öldürme lan. İyi çocuktur ha. Yani tamam sana biraz kötülüğü dokunmuş olabilir ama genel olarak iyi çocuktur. Hem Büşra duyarsa çok üzülür Ateş. Seninle bir daha çıkmaz. Usta merak etme. Berk'i öldürmeyeceğim.
Çünkü öyle bir niyetim yok. Büşra'nın hatırına canını yakmayacağım. Ama mental olarak canını yakacağım. Mental olarak mı? O ne demek Ateş lan? Usta, bu baygın olan kardeş madem kıvırtmayı bu kadar çok seviyor, ben ona yeni bir meslek buldum usta. Ben onu çok güzel bir aleme götüreceğim, merak etme. Çok güzel bir alem. Ne oluyor ya? Öldüm mü ben? Ha, ne oluyor? Ha? Neredeyim lan ben? Ne oluyor ya? Ne oluyor bana? Usta? Ne oluyor ya? Ben öldüm mü? Ne oluyor? Bu altımdaki ne usta? Ateş, Berk kendine geldi. Ne güzel tuvalet yapmışlar lan. Şıkır şıkır vallahi, pavyon gibi. Gerçi mekan pavyon, evet. Ooo Berk'cim. Uyanmışsın kardeşim. Ooo pembe seni açmış Berk. Hadi bir oyna da görelim. Ateş. Ne demek oluyor kardeşim bu? Ne demek oluyor? Sen bana ne yaptın? Ya kardeşim. Sen önceki hayatında çok dansözdün böyle, iyi oynuyordun. Ben de seni ortamına getirdim işte. Madem bu kadar oyunculuğu seviyorsun, burada işe başlayabilirsin. Mekanın sahibini tanıyorum. Rica ettim, seni burada dansöz olarak işe aldı. Ateş! İleri gidiyorsun ama ha! İleri gidiyorsun. Bak kardeş dedik, seninle barışalım de... Ateş, ben oynamam dedim mi kardeşim ben? Ben oynarım. Aferin, oyna. Baba, açtığın müzik nasıl ha? İyi değil mi? Harika oğlum, harika. Müzik seçimin harika. Sen ileride büyük bir DJ olabilirsin. En azından amcan gibi dansöz olmazsın. Oyna oğlum, oyna. Aferin. Usta, Berk'le de hesabımızı düzlediğimize göre videonun sonuna geldik değil mi? Geldik Ateş, geldik. Ulan şuna bak ya, kastı mastı dağ gibi delikanlıyı dansöz etti. Ulan bu kulağa gireceğime yemin ediyorum vurulsam daha iyiydi. Ateş, Berk'e verilebilecek en büyük cezayı verdin bence. Ben de öyle düşünüyorum usta. Ben de öyle düşünüyorum. Berk hak ettiğini aldı. Videonun sonu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Berk'e doğru cezayı verdin mi? Yeterli oldu mu? Yoksa böyle 30 dakika boyunca oynadığı bir video ister misiniz? Yok istemez. Yok oğlum istemezsiniz lan. Videonun sonu. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Ateş'in hayatında yine bomba bir bölümü geride bıraktık. Ve bugün Ateş bir önceki bölümde bize verdiği sözü yerine getirdi. Berk'i buldu, ona etek giydirdi. Ve onu pavyonda danssız olarak işe aldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fena halde intikamını almış oldu Berk'ten. Aslına bakarsanız bir bakıma Berk'in Ateş'e minnet duyması lazım. Çünkü Ateş olmasaydı mafyalar Berk'in de işini bitirecekti. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Cezayı da gayet tatmin edici buldum. Şayet siz de böyle düşünüyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Berk üşümesin diye Ateş gördüğünüz gibi iki tane tek giydirmiş. Kral çocuk ya. Görüşürüz arkadaşlar. Oh my god. Hadi lan. Hadi sana oğlum. Hadi sana yavrum. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Ronaldo. Ronaldo yavaşla. Ronaldo. Ne yapıyorsun baba? Ne yapıyorsun lan? Halatlardan biri koptu. Ronaldo. Lan arabanın arkası çıktı. Ronaldo. Lan oğlum. Şşt. Ronaldo. Allah kahretme lan. Ronaldo. Olmuyor baba, olmuyor. Halatlar koptu Ronaldo. Oo kafayı yedi baba, kafayı. Lan. Ronaldo yavaşlar mısın? Baba çıkmıyor işte. Ronaldo. Oh my god. Çıkmak zorunda dostum. Ne demek çıkmıyor? Oh my god. Çık lan çık. İzle şimdi Masi, izle. Bak geri geleceğim. Oh my god.